Efendim merhaba. Bugünkü buluşmamızda hanımefendi 41 yaşında aktif Elsa. Şu an bir hastanede sekreter olarak görev yapıyor. Belirttiği en önemli konu çocuk sahibi olmakla ilgili. Kendisi 12 yıldır evli ve analize geçmeden önce kanalı takip ettiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Analize geçelim. Şimdi ele baktığımızda el sade bir el. Çok fazla çizgi yokmuş gibi görülüyor ama var olan çizgilerde de tabii ki ciddi önemli mesajlar var. Şimdi iki ele baktığımızda burada iki elde de iç mars çizgileri çok derin ve hayat çizgisinden başlıyor bunlar. Merkezden değil, yani iç marstan şöyle gelmiyor ve hayat çizgisinden başlıyor. Şimdi bu çizgilerin anlamları kişinin hayatında etkisi olan insanları belirtiyor. Yani bunların, yani bu insanların kendisine verdiği katkılar veya hayatıyla ilgili kontrolleri veyahut da onların bir önemli yer alması hayatında. Şimdi bu çizgiler eğer başlangıçtan gelirse böyle bu şekilde, bunlar demek ki aileyle ilgili çizgiler veyahut da yakın çevre, akrabalar olabilir. Ama hayat çizgisinden doğuyorsa bir şekilde şöyle, sonradan hayatına giren, muhtemelen evlilikle bağlantılı bir anlamı var. Eğer çizgi gerçekten derinse böyle bunlar gibi, demek ki bu iyi, şanslı bir evlilik anlamına gelebilir. Görüyorsunuz iki elde de çizgi çok derin ve belirgin. Özellikle sağ el, aktif elde. Ve bunun başladığı nokta zaman zaman yaş tahmini olarak yapılabilir, evlilik yaşı. Ama kendisi 29 yaşlarında evlenmiş. Bu noktaya bakılırsa bu daha erken yaşlar. 20, 18, 17 yaşları sayılabilir. Tabii ki her zaman vermeyebilir yaş tahmini olarak. Ama hayatına gelecek kişinin önemini gösteriyor bize bu çizgi. Yani böyle bir ihtimalin olacağını söyleyebiliyor. Tam olarak yaş tahmini yapamasak bile. Kendisi söylediği için 29 yaş olarak söylemeseydi belki bu yaşlar diye diyebilir. 20 yaş veyahut da şu çıkış yaşlarından bahsedebilirdik. Evlilik yaşını bildiğimiz için. Ama yine bu çizgiyi gördüğüm zaman kendisine katkı sağlayan önemli bir evlilik anlamına geliyor. Yani mutlu bir evlilik anlamına geliyor. Tabi burada evlilik çizgisine de bakmak gerek. Evlilik çizgimiz de derin, net, bir çatallanma yok ucunda. Zaten bununla beraber bir çatallanma olsaydı tabi çok farklı daha yorumlama yapılabilirdi. Çizgiye bakıldığında çok iyi de değil, olumsuz bir işaret yok üzerine. Var olan bir çizgi var burada ve geç döneme oturmuş. Bunun buraya oturması kişinin, evleneceği kişinin hayatında ortak görüşlere, ortak hedeflere, aynı etnik kökene bağlı olması daha faydalı olur kendisi için. Tercihler bu yönde olacak. Çünkü buraya yaklaştığı zaman evlilik çizgileri daha çok dış görünüşe önem verme anlamına geliyor. Yukarıya doğru gittikçe daha fazla iç dünyayla ilgili konuları bize yansıtıyor. Şimdi burada diğer noktalar, bu iç Mars çizgilerinden doğan çizgiler var. Ve bu çizgiler böyle Jüpiter'e doğru yöneliyor. Özellikle sol elde de var. Şöyle bakın, Jüpiter'e doğru yönelen çizgiler var. Hatta biri şöyle başlıyor, ince bir şekilde buraya doğru gidiyor. Şimdi bu hayatına giren kişiler eğer eş ise, bu eş gerçekten çok hırslı ve azimli birisi ve bunun etkileri kendisine de yansıyor. Kendisinin hayat tarzını değiştirecek anlamına geliyor. Yani bu etkisi olduğu, yani hayatında önemli etkisi olan kişi bu eşse veyahut da aile ise, buradan geliyorsa ve böyle çıkıyorsa yine benzer anlamlarda, o kişilerin teşvikine maruz kalmak veyahut da onların zorlamasıyla kendisini bu yöne kaptırma anlamına geliyor. Ama hali hazırda zaten kendisi bu özelliklere sahip birisi. Bakın, akıl çizgileri iki elde de net bir şekilde çok yukarıdan başlıyor. Özellikle sağ elde daha da mesafe açık. Görüyorsunuz. Her zaman videolarda denk geldiğimiz, yani her zaman değil de her 10 kişiden 3'ü 4'ü bu şekilde şu mesafeyle başlayan akıl ve hayat çizgileri var. Bu ne kadar buraya doğru yaklaşırsa, Jüpiter parmağına doğru ve Jüpiter tepesi böyle güzel, yüksek, iyi bir pozisyona sahipse ve işaret parmağı güneş parmağından daha uzunsa, bu Jüpiter hakim demek. Yani kendisi lider karakterli, azimli, hırslı bir yapıda. Özellikle şu mesafeyle beraber girişimci ruhunun olabileceği, kendi işini başlatma isteği olacaktır. Kolaylıkla emir altında çalışmak istemeyecektir. Ki çalıştığı ortamda mecburen şu an emir altında, ama böyle kişiler mutlaka yükselmek zorunda. Yükselmezlerse hep sıkıntı olur. Yani iş hayatından memnuniyetsizlikler olabilir. Terfi söz konusu olması gerekiyor ve dediğim gibi veya bir şekilde kendi işini başlatması gerek. Böyle kişiler gerçekten lafını esirgemez, bu mesafeyle beraber söylerler ve risk de alırlar. Gözü kara ve girişimcilerdir aynı zamanda. Ve şu noktaya bakıldığında belki bir terfi söz konusu olmuş olabilir. Şu an 41 yaşında, şu çizgiye bakıldığında bir 37'lerde bir çıkış veyahut da bir kazanç elde edilmiş olabilir bu dönemlerde. Belki çocuk sahibi olma ihtimali diyecektik ama çocuk sahibi olmayla ilgili bir sıkıntı var. Aşılama ve tüp bebek denemeleri de olmuş. 12 yıllık evliliklerinde çocuk sahibi olmayla ilgili bir sıkıntı var. Şimdi bu bakıldığında burada nesil çizgilerine şurada
bir çizgi göremiyoruz değil mi? Şurada belki bir çizgi var. Belki tek çocuk olma ihtimali olabilir. Şimdi sağlık olarak hiçbir engel yokmuş önlerinde çocuk sahibi olmayla ilgili. Bu belki bilinçaltı ile ilgili bir durum olabilir. Belki bir theta healing tedavisi, bilinçaltı temizliği, access bar bu tür yöntemleri deneyebilirler. Çünkü doktorların dediği hiçbir şey yok. Her denemeyi yapıyorlar, bir türlü olmuyor yani. Bu belki bilinçaltı ile ilgili bazı sorunlar varsa bunlar temizlenmeli. Belki aile dizimi yapılarak da bir yol kat edilir bununla ilgili. Yani alternatif şeyleri denemekte fayda var. Böyle durumlarda küçük bir araştırma yaptığınızda Theta Healing'in hamilelikle ilgili bilinçaltında bazı problemleri çözebileceğini ve ilerleme kaydedileceğini belirtiyor. Denemekte fayda var kendileri açısından. Şimdi burada aslında hayat çizgisine baktığımızda iyi bir enerjiye sahip, güçlü, çok geniş açıdan alıyor. Yani eline kader çizgileri olmasa bile böyle genişten alan bu mesafeyle beraber çok şey başarabilirler böyle kişiler hayatta. Ve yine hayat kaliteleri açısından, verimlilik açısından, dünya nimetlerinden faydalanma açısından, enerji, hayat enerjisi açısından önemli. Bilek çizgilerine baktığımızda onlar da çok güçlü görüyorsunuz. 3, 4 çizgi net burada görülüyor. Hatta 5. çizgimiz yani 1. çizgi aslında. Burada da belirgin. Tabii biraz bozulmalar var, böyle bükülmeler var bu iki çizgide. Bunlar biraz daha çok sağlık çizgisi gibi görev yapıyor. Hamilelik dönemi veyahut da hamilelik öncesine bazı zorlukları buradan da anlayabiliriz. Sezaryen ihtimali olabilir mesela hamilelikte veya dediğimiz gibi hamile kalma ile ilgili bazı problemler olabilir. Sağlıkla ilgili veyahut da bilinçaltı ile ilgili bunlarla bağlantılı durumları yansıtabilir. Şimdi evlilik hayatında mutlu olduğunu söyledik değil mi? Böyle bir çizgiyle, güçlü bir etki çizgisiyle hayatında ve evlilik çizgimizde iyi dedik. Aynı zamanda buraya geldiğimizde güçlü bir evlilik çizgisi yine burada destekliyor. İkinci bir çizgi ve yav işareti ne kadar net görüyorsunuz. Bu da yine evlilik hayatı açısından iyi bir şans. Aile bağları zinciri dediğimiz çizgi de çok derin. Hatta şurada iki çizgi var sanki. Yani iki ailenin etkisinde kalmak gibi bir durum bu. Bu 0 yaş, 90 yaş olarak ele alırsak. Yani bir orta yaşlara kadar sanki iki aileyle bağlantılı yaşama gibi. Belki kendi ailesiyle beraber yaşama evliyken veyahut da eşinin ailesiyle yaşama gibi bir etki durumu var gibi görülüyor. Bu orta yaşlara kadar devam ediyor. Şimdi burada hayat çizgisi üzerinden yine çıkışlarımız var görüyorsunuz net çok güzel Merkür çıkışları Merkür çizgileri böyle yükselişler var bunlar kazanç çizgileri terfi yine çocuk sahibi olma ile ilgili çizgiler olabilir bunların birçoğu Merkür ile ilgili daha çok iş hayatı ile ilgili durumlar olabilir ama gidişatta baktığımızda Merkür çizgileri çok fazla kesintiye uğruyor bu kesintilerin her döneminde bazı problemler olabilir. Sağlık veyahut da iş enerjisi, iş motivasyonunda kırılmalar iş hayatını etkileyebilir. Yeteneklerini sergilemekte bazı problemler olabilir. Sağlıkla ilgili bazı hassasiyetler verebilir. Normalde eğer çok güçlü iki Merkür çizgisi olsaydı böyle mesela çok net güçlü bir enerjiye işaret edebilirdi. Hatta hayat çizgisi zayıf olsaydı bile. Ama hayat çizgisinin güçlü oluşu burada yine enerjinin iyi olabileceği, özellikle yine Venüs tepesinin yüksekliğiyle enerji problemi yaşamaz ama buradaki istikrarsızlıklar iletişimle ilgili, motivasyonla ilgili bazı problemler olabilir. Yine sağlıkla ilgili hassasiyetleri verebilir. Yine kendisine dikkat etmesi, iyi bakması gerekiyor. Şimdi burada kalp çizgisini görüyorsunuz. Kalp çizgisi şöyle, şu alan olduğu gibi kalp çizgisi ve şuralarda çatallı bir şekilde bitiyor. Çok uzun bir kalp çizgisi değil ve ağır zincirli, çok derin, sığ ilerleyen, yani iyi bir kesik değil. Böyle kalp çizgileri genelde ne olabilir? Çok hassas, kırılgan, başkalarının söylemlerini kolay kafaya takabilecek bir özelliğe de sahip olabilir. Kendisini olumsuz etkileyebilir. Alıngan bir yapıda olabilir. Duygularını ifadede de net olmada da sorunlar olabilir. Kalp çizgisi bunu bize söylüyor burada. Yani böyle kişiler kolay incinirler. Zaman zaman hayal kırıklıklarına da uğrayabilirler. Çünkü çok fazla düşen dal var aşağıya doğru görüyorsunuz ve zincirli sığ ilerliyor. Bu yine kalp sağlığı açısından da bir uyarıcı olabilir. Eğer genetiksel olarak büyüklerinden gelen bir kalp problemi varsa ki bakıldığında burada da benzer durumlar var kalp çizgisinde. Her zaman özen göstermesi gerekiyor. Kontrolleri yaptırması gerekiyor bununla ilgili. Çizgi de burada biraz Satürn parmağının altında bitiyor. Bu da kolay bazı insanlar kolayca sevgisini kaybedebilir bu kişinin eğer bir yanlış olursa yani çok da fazla bağlı kalmazlar. Eş konusunda kendisi şanslı. O yönde bir sorun yok ama eğer kendisi için uygun biri olmasaydı kolaylıkla bu sevgi kaybolabilir böyle kişilerde. Yanlış yapamaması gerek yani kendisine. Tabi burada şimdi bir çizgi daha var burada. Yukarıdan gelen şöyle bir kalp çizgisi var ve aşağıya düşüyor. Şöyle. Şimdi bunun olumlu ve olumsuz yanları var.
Şuradaki çizgi paralel bir çizgi daha var. Bu da şu çizginin devamı gibi ve bu da yukarıdan gelen şöyle düşen akıl çizgisine tam ulaşmamış gibi görülüyor. Şimdi bu eksik parçayı tamamlıyor burada. Biraz yani eksik kısım var yani ya Jüpiter'e gitmesi gerekiyor ya da iki parmağın arasına gitmesi gerekiyor. Hem kendini düşünen biraz da empati yeteneğini arttıran ve da paylaşımcı yönünü de gösteren bir çizgi bu. Yani ikisinin ortasında eşit miktarlarda çok aşırı da böyle karşı tarafa düşenen bir yapıda değil. Daha çok tabii ki lider karakterli insanları öncülük etme, liderlik etme karakteri var ama dediğimiz gibi yine maddi konular önemli ve kendisini de önemseyen birisi. Şimdi burada bu çizginin buraya düşmesi aşağıya doğru. Normalde bu yapacağım yorum eğer burada diğer kalp çizgisi yoksa ve bu çizgi tabii burada akıl çizgisine temas etmesi gerekiyor veya bir şekilde şöyle uzayıp akıl çizgisini kırması veyahut da o noktada birleştiği noktada bir çukur veyahut da bir kesiklik oluşması gerekiyor. Veyahut da orada bazı bozuk çizgilerin oluşması gerekiyor. Daha çok etkili olması için ama yine de tehditkar. Bu çizgi buralara uzayabilir ve akıl çizgisi için bir tehdit oluşturabilir. Bunlar ne olabilir mesela? Omurilik, sinir sistemi, felçle ilgili riskler olabilir. Beyin bölgesini koruması gerekiyor. Özellikle Jüpiter parmağının güçlü olmasıyla beraber bu çizginin böyle olması buna yatkınlığı gösterebilir. Fiziksel olarak beyin, omurga bunu koruması gerekiyor. Yine esneklik açısından da yani hem kazalardan koruması gerekiyor bu bölgeleri hem de esnetmesi gerekiyor. İyi egzersizler yapması gerekiyor. Belki bir yoga olabilir. Bunun sağlığı önemli bu açıdan. Bu çizgiyle beraber Jüpiter parmağı yerine Güneş parmağı daha uzun olsaydı buraya göre yani bu mesafe daha uzun olsaydı Jüpiter'e geçmiş olsaydı Güneş parmağı bu da kalp veya gözle ilgili ciddi problemler yaşatabilirdi bu çizgiyle beraber burada. Bunun diğer etkileri. Merkür de güçlü burada. Merkür de yine safrayla bağlantılı, yine omurgayla bağlantılı sorunlar olabilir. Yine benzer özellikler taşıyabilir Jüpiter'le ki Merkür de güçlü sayılabilir. Çizgiler var ve parmak da kısa değil. Görüyorsunuz güçlü bir Merkür parmağı var. O yüzden bunlar uyarıcı. Tabii çizgi aşağıya düşmemiş. Tam bu olacak diye söyleyemeyiz ama Solel'e geldiğimizde genetiksel olarak Solel'de de bunlar biraz oluşumlar var bununla ilgili. Hafiften şöyle. Tam aşağı düşmemiş burada. Ama sağ elde daha aşağıya düşmüş bu çizgiler. O yüzden bir uyarıcı. Bu bakıldığında gerçekte şöyle yaklaştırdığımızda sildiğimizde bakın yukarıdan geliyor ve şuralarda siliniyor. Burada duruyor. Şu çizgi bu muhtemelen şu kader çizgisinin bir devamı burada. Bu ayrı bir çizgi böyle buralarda yavaşlıyor. Tabi dediğimiz gibi zamanla aşağı doğru düşebilir. Bu çizgide burada başka bir işaret oluşabilir. Veyahut da böyle yönlenebilir. Burada ilerleyen yaş dönemlerinde bir etkisi olabilir. Belki de olmaz. Böyle de kalabilir. Çünkü Sorel'de biraz daha çok daha belirsiz. Burada daha belirgin. Böyle kalırsa yine uyarılara dikkate alması gerekiyor. Yani olacak diye bir şey yok. Böyle ihtimaller var sadece. Yaşlılık döneminde olabilir belki de. Ama dediğimiz gibi güneş parmağı güçlü olmadığı için bu elde Jüpiter'e göre kalp ve gözle ilgili pek bir etkisi olmaz. Ama kalple ilgili yine uyarılarımızı yaptık kendisine. Çizgi çok güçlü olmadığı için kalp sağlığına zaten özen göstermesi gerekiyor. Şimdi Merkür parmağının güçlü olduğundan söyledik ve burada şifacı çizgiler var çokça görüyorsunuz. Konuşmalarında karşı tarafı rahatlatan özellikleri vardır ki kendisi Jüpiterli, Jüpiter parmağı güçlü, tepe de çok iyi. Böyle kişiler lider karakterli oldukları için hitabet yeteneği de iyi olur. İyi konuşmacılardır. Karşı tarafı iyi motive ederler. Peşlerinden sürükleme yetenekleri de vardır ve moral verirler. Böyle dikey Merkür hat çizgileriyle beraber buradaki tepedeki ve Merkür tepesinin yüksekliği de iyi. Aynı zamanda güçlü bir Merkür parmağı var görüyorsunuz. Ve parmak uçlarına bakın gayet dolgun, güzel ve mesafe olarak iyi. Hafıza olarak da iyi sayılabilir. Yani bu çizgilerin hepsi bakımında bir eşitlik var. Bunların eşitliği aslında en iyi durumdur. Her nitelikten faydalanan iyi bir hafıza, iyi bir mental güç, iyi bir iş aklı, ticari akıl, maddi konularda başarı, dolgunluk olarak da uzun parmak yapısına rağmen 3. falankta bir dolgunluk gözlemlenebiliyor. Bu yaşlarda böyle olması gerekiyor zaten. 40 yaşlarına geldiğinizde bunlar dolgun değilse, hala çok zayıfsa demek ki birikimlerde de bir sorun var demektir. O yüzden her şeyi biraz gözden geçirmeniz gerekebilir. Ve bakıldığında şöyle zoom yaptığımızda parmak ucuna, güneş parmağında şöyle boğa gözü işareti var görüyorsunuz. Bu iyi odaklanma. Aynı zamanda esprili, neşeli olma, insanları eğlendirebilme yeteneği var. Ki dediğimiz gibi konuşmalarında iyi olabileceği, insanlara iyi geleceğini söyledik. Aynı zamanda şu mesafeyle beraber böyle kişiler gerçekten hazır cevaptırlar. İyi espri yetenekleri vardır. Özellikle güneş parmağındaki o boğa gözüyle beraber. İşaret parmağında da spiral var. Spirale benzer bir şey var. Bu da iyi odaklanma, iyi motivasyon yeteneği, çalışkanlık açısından önemli.
Ve şimdi burada Ring of Solomon oluşmuş gibi görülüyor. Bu da yani çok sade bir yerde derin bir çizgi. Anlamı çoktur tabii ki. Yine bu felsefik düşünce, insan psikolojisi üzerine yetenek kabiliyetler verebilir. İyi bir öğretici, iyi bir öğretmen olabilir aynı zamanda. Kendisi de kolay öğrenen birisidir. Yenilikleri keşfetmeye, yine bu tür ilimlere yetenek kabiliyet, ilgi alanları olabilir böyle kişilerin. Yine güçlü hissiyat, öngörüler de olabilir. Şimdi akıl çizgisine tekrar geldiğimizde akıl çizgisi mental güç hafıza olarak iyi olduğunu söyledik. Zaten bu mesafeyle böyle kişiler genelde iyidir. Ama çizgiye baktığımızda çok uzun bir çizgi değil. Yani yeterli seviyede sadece. Mesela buralara gelebilirdi. Buralara gelseydi daha iyi olurdu. Ama burada güçlendiren bir durum var. Şöyle ayrılan bir dal var. Yine ay tepesine doğru. El yapısı uzun ve aynı nitelikleri de güçlüdür bu kişinin. Hayal gücü, iyi bir hayal gücü olabilir. Bakın yapı olarak uzun bir yer. Şuradan dar. Yetenek kabiliyetler vardır. Yani yüzeysel düşünmeyen, konuların derinine inen birisi. Özellikle Ring of Solomon ve derin çatallı akıl çizgisiyle ve iki çizginin de ucu iki çatallı aşağı doğru yönelmiş. Aynı niteliklerinden faydalanıyor. Tabii çok aşağı düşmemiş. Biraz dış Mars etkisi de var ama tam anlamında pratik değil. Çünkü bu yükselme olduğunda doğal olarak aşağı düşüyor. Bu yaratıcı yetenek kabiliyetler daha da artıyor doğal olarak. Ama pratik yönlerinde ben iyi olabileceğini düşünüyorum. El yapısı ne kadar uzun olsa da yine pratik yönler hakimdir. Hayal gücüyle beraber. Zaten iki yönlü bir akıl çizgisi bu. Derin çatallı olduğu zaman olayları farklı açılardan ele alabilme, değerlendirebilme. Bir insanda iki zihin gibi yani farklı yönlerde çalışabilme ve iki işi aynı anda yönetebilme kabiliyetleri veriyor, biliyor. Tabii ki böyle durumlarda kader çizgileri de birden çok olursa daha iyi olur. Bakıldığında özellikle orta yaş sonrası net bir şekilde çizgiler çoğalıyor, görüyorsunuz. Erken dönemlerde bakalım nasılmış. Erken dönemlerde şu akıl çizgisinin bir dalı ama buraya karışan bir kader çizgisi de var bununla beraber ilerleyen. Bu iyi bir nefis gücü, zihin gücü, güçlü bir zihin iradesini gösteriyor. Bir şeye başladığında kolayla pes etmeyen, mesela spor yapmaya karar verdiğinde sporu bırakmayan ve hatta bir hobiye başladıysa onu ilerleten bir yapı özellik veriyor. Onun dışında bakıldığında 40 yaş sonrası sanki gelir kaynakları daha da çoğalıyor. Bu da gayet normal. Erken dönemde de tabii bazı çizgiler var giden. Şöyle mesela bazı sonlanan kariyerler olmuş olabilir. Kısa bir şekilde kalmış bu çizgi. Belki bir ilişki de bitmiş olabilir. Çünkü kendisi 29 yaşlarında evlenmiş. Burada daha önceden biten bir durum var sanki burada. Ve diğer çıkış çizgileri de burada gayet güzel. Bunlar da önündeki yıllarda güzel çıkışlar var. Her 3-5 yılda bir önünde güzel dönemler var. Onları da iyi değerlendirecektir. Daha çok emeklerinin karşılığını alma gibi. Kendisi şu an bir çaba gösteriyor ve bunlar da karşılığını alma çizgileri olarak okunabilir. Tepenin üzerine geldiğimizde Satürn tepesine yükseklik olarak aslında çok iyi. Genel olarak genelde bir çöküntü olur Satürn tepesinde. Eğer Satürn parmağın ucu da köşeli ise şöyle bu Satürn niteliklerinin gayet yüksek iyi olabileceğini söyleyebiliriz. Ve Satürn'ün bilgeliği, çalışkanlığı, üretkenliği o yönden önemli ve tepe de güzel. Yine mal mülk konuları, para konularında da iyi olabileceğini söyleyebiliriz. Şöyle dikey çizgilerle beraber yaşlılık döneminde de belki iş hayatına devam ettirebilir. Yani emeklilik kolaylıkla emekli olmak isteyen bir yapıda değil ve sağlık büyük bir engel olmayabilir yaşlılık döneminde. Ne kadar uyarılar yapsak da yine tabii uyarılar her zaman önemli. Ama böyle olumlu çizgiler de var burada yaşlılık dönemi için. Şimdi güneş çizgilerine baktığımızda şöyle birkaç çizgimiz var burada. Yani aşağılardan başlamıyor. Sadece tepenin üzerinde ve yatay kesen çizgiler de var. Ve bunların menşei muhtemelen İç Mars'tan geliyor böyle. Yani hemen hemen herkes de var bunlar. Her gelen fırsatı değerlendirmekte problem. Yasal konulara özen göstermek gerekiyor. Krediler, borçlar bunlara özen göstermesi gerekiyor. Devlette olan ilişkide dikkat etmesi gerekiyor her şeye. Yine yakut taşlı yüzük kendisi için de faydalı olabilir. Gelen fırsatları değerlendirme açısından. Ayrıca popülerliğinin artması açısından daha dikkat çekme ve bir adım daha öne geçme açısından önemli. Yani çizgiler çok kötü değil ama biraz zayıf tabii ki. Ve çizgiler birbirine yakın yani kısa vadede sonuç alma konusunda hedeflerde iyidir ve birden çok ilgi alanı yeteneği olabilir. Zaten kader çizgilerinde de var bu ve akıl çizgisinde de bir çeşitlilik var. Bunların da faydasını görüyordur. Şuradan düşen dal kalp çizgisinden yine parçalı burada kesik çizgiler var. Muhtemelen bu kalp çizgisinin diğer yönleri aşağıdan etkilenen, akıl çizgisinin çekiminden etkilenen bir yapı bu. Yani işin içinde mantık arama, daha bazen daha empatiden uzak, daha kendini düşünen, daha akılcı davranışlara itebilir böyle çizgiler kişiyi.
Zaman zaman da duygusal gerginlikler olabilir tabii ki. İç Mars'a doğru yönelen dallar da var burada. Streslere baktığımızda var stresler ama çok fazla da belirgin değil. Yani bunlarla mücadelesi iyidir. Duygusal konularda dikkat etmesi gerekiyor. Alınganlıklarda kafaya takmayla ilgili sorunlar olabilir. Dış etken üzüntü çizgileri de doğal olarak burada var tabii ki. İş hayatında veyahut da özel hayatında mutlaka bazı durumlar olacaktır. Ve bunlar zaman zaman para kayıpları, boşa giden emekler olarak görülebilir. Çünkü bakın şu bölgede kader çizgilerinde bir istikrarsızlık var. Özellikle şu bulunduğu yıllar, son 2 yılı ve önündeki 3-5 yılı iyi atlatması gerekiyor. Görüyorsunuz o dönemde bir siliklik var. Sonra tekrar başlıyor. Burada sanki stres çizgileri daha hakim. Belki birikim yapmakta bu dönemlerde zorlanabilir. Şu 5 yılda veya istediği şekilde yaşamakta verimlilikte düşüşler olabilir. Ama sonrasına bakıyorsunuz çizgiler çoğalıyor. Yani şu dönemi de bir şekilde atlatması gerek. Tabii ki parasız kalmaz. Çizgiler var bir şekilde oralarda. Ama biraz zayıf o bölgede. Bir silik, bir ara dönem, bir mola dönemi var. Tabii ki iş hayatı devam edecektir ama yani sadece gemiyi yüzdürme dönemleri gibi okunabilir. Sonrasında daha artılar, birikimlerin daha da artacağı dönemler başlayacaktır. Kaynaklar da çoğalacaktır muhtemelen. Zaten bakın bunlar hayat çizgisi üzerine her dönemde ondan sonra her 3-5 yılda bir çıkış var. Ve şöyle düşen bir çizgi de var. Bu da güzel bir kazanç çizgisi ve göç seyahat anlamında da okunabilir. Halihazırda zaten çok güzel kavisli bir hayat çizgisi var. Harika gerçekten görüyorsunuz çok güzel. Tertemiz, genişlemiş. Hatta sol ele göre daha geniş. Şimdi sol elde farklı bir durum var. Sol elde şöyle genişleyen bir hayat çizgisi var. Burada başlayan yavaş yavaş düşen bir çizgi var. Bu da şu önündeki 5 yılı kapsayan bir dönem. Dedim ya bir ara dönem var burada sağ elde. Bu sol elde farklı olarak görünüyor. Kadersel bir şey bu. Sanki aileden gelen bazı şeyler, yaşanması gereken şeyler yaşanacak gibi. Bir ara dönem var. Belki kalite, yaşam kalitesi bir dönemde bir değişim olabilir ama yine ben çok büyük etkileri olacağını düşünmüyorum. Bunlar biraz zaten geçmişte kalmış gibi bu dönem. Şu an kendisi 41 yaşında. Yani bunlar 40 yaş öncesi. Şurayı geriye aldığım zaman bunlar yani 38 yaş öncesi. Bu dönemler bitmek üzere ama burada yine bakıldığında öndeki yıllarda yine en az bir 2-3 yıl daha devam eden bazı durumlar var. Şimdi birçok okumacı bunu gördüğünde hemen kaza yorumu olarak yapabilir. Ama bunlar geçmişte kalmış ve öyle bir şey de olduğunu düşünmüyorum. Kendisi de söylemedi zaten. E-mailinde de dönüş yapacaktır. Sanki düşen bir enerji var ama burada güçlü bir iç Mars çizgisi var. Yani bu eksikliği gideriyor zaten. Eğer bu olmasaydı böyle bir durumda daha etkili bazı durumlar olabilirdi ama o yönden pek bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bu ele bakıldığında kader çizgileri biraz daha istikrarlı gibi görülüyor. Yani bu ara dönemde biraz daha iyi. Yani bu gidişatı değiştirmek yine kendi elinde. Bazı dış etkenleri azaltmak veyahut da farklı stratejiler oluşturmak ki baş parmağa bakıldığında güçlü bir baş parmak yani plan, proje, strateji, istişare yetenekleri vardır. Biraz daha akılcı olması gerekiyor. Bu dönemleri bir şekilde atlatması gerekiyor. En az bir 2-3 yıl daha. Akıl çizgisi buraya bakıldığında yine benzer. Burada derin çatal durumu yok gibi. Belki şuna bağlayabiliriz ama burada biraz daha farklı. Sanki bu direkt kader çizgisi gibi duruyor burada ama karakteristiğe baktığımızda sanki akıl çizgisi gibi yer almış ama bittiği bağlandığı nokta sanki yukarıya doğru gidiyor. Bu tarafta tam anlamıyla bir akıl çizgisi gibi görülüyor. Bakın şöyle ahenkle karışması gerekiyor. Dik değil. Daha çok böyle karışması gerekiyor ve hatta şöyle çıkıyor çizgi. Yani şu karışımı görmeniz gerekiyor. Bunun akıl çizgisinin bir parçası olduğunu söylemeniz için. Bu karışım var. Sol elde öyle değil. Sağ elde bakın akıl çizgisi daha çeşitli, daha varyasyonlu bir akıl çizgisi var ve mesafe daha uzun. Bu zaman zaman bir kontrolsüz durum yaratabilir. O yönden daha kontrollü olmakta fayda var. Özellikle kendisiyle ilgili, alınganlığıyla ilgili daha kontrollü olması gerekiyor. Onu yani çok fazla da kendisine yüklenmemesi gerek. Bakın hayat çizgisinin, sadece hayat çizgisinin başlangıç dönemine bakın. Bayağı sıkıntılı geçmiş gibi. Yani bazı sorunlar olmuş olabilir erken dönemde. Birçok kişi de bu bölüm dağınık oluyor ama yani bazı durumlar atlatılmıştır herkes gibi. Kendisi de bir şeyler yaşamıştır. Bazı küslükler de olmuş olabilir. Aile bireylerinde şu çizgilerle beraber, şunlarla beraber. Umarım herkesle arası iyidir. Güneş çizgileri iyi, Ay tepesinin yüksekliği iyi. Bunlar aileyle ilgili iyi olabileceğini söyleyebiliriz. Kendi anne babasıyla en azından büyük bir sorun yoktur diye ümit ediyoruz. Şimdi şurada küpe işaretlerini görüyoruz. İzlerden titiz, çalışkan, düzenli birisi, tertipli birisi olduğunu söyleyebiliriz.
Bazen bunlar para işareti olarak okunabilir ama her zaman değil tabii ki. Destekleyici çizgi olabilir bazen. Zaten burada 4 tane bilek çizgisi olması burada. Kendisinin 4 çizgiyle beraber bu gerçekten iyi bir canlılığa işaret. Zaten hayat çizgisi de bunu destekliyor. Ve şans açısından çok önemli çizgiler. Sağlık açısından, kazalardan korunma açısından önemli. Özellikle bu çizgiyle ilgili uyarı yapmıştım ya, düşen çizgiyle. Omurga, beyin, baş bölgesini korumayla ilgili. Bir koruma da var aslında kendisi için ama yine de dikkat etmesi gerekiyor. Harcamalar yine lüks şeylere harcamalar olabilir, böyle çok çizgilerle beraber, yani popülaritesi için para harcama eğilimleri olabilir. Tasarruflarda sorun varsa bununla ilgili harcamalarda bir sorun olabilir, dikkat etmesi gerek. Para üçgenimiz var, bu da şans para üçgeni, güzel bir üçgen var. Çok büyük değil ama var. Ama yine de eğer sorunlar varsa bu ekstra harcamalarla ilgili olabilir. Şu çizgilere baktığımızda 25 yaşından itibaren para akışları da başlamıştır hayatında. Bunlar güzel kazanç çizgileri. Erken dönemden itibaren para akışları başlamış ve devam ediyordur. Şu iç marş çizgileri geç döneme kadar devam ediyor. Bu çizgilerin uzunluğu genelde buraya kadar geliyorsa bunlar genelde evlilikle alakalıdır. Burada bitenler, orta yaşlarda bitenler ailesi genelde. Anne baba, büyükleri tabii yaşlanıyor doğal olarak. Etkileri azalıyor. Ama böyle uzun devam edenler genelde eş, arkadaş, kardeşler olabilir. O yönden öyle okumalar yapılabilir. Evet, bu anlatımlarımla ilgili videonun altına yorumlar yazabilirsiniz. Katıldığınız veyahut da katılmadığınız durumlar olabilir. Veyahut da bu hamilelikle ilgili Theta Healing hakkında ne düşünüyorsanız yazarsanız sevinirim. Herkese yardımcı olmak açısından bir yönlendirme olabilir. Yani hemfikir olunursa bu konuda, veya Access Bar, aile dizimi veyahut da daha başka bildiğiniz konular varsa, sağlık olarak her şey yolunda ama çocuk sahibi olmada bir problem var. Bu neyle ilgili olabilir? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Solel'e geldiğimizde Solel'de yine güneş çizgisi, tek bir çizgi var ama o da çok belirsiz. Merkür çizgine baktığımızda hafif biraz daha iyi olabilir. Şifacı çizgiler de benzer bir şekilde, zaten sağ elle de güçlü onlar. Yeterince olduğu gibi faydalanıyor bu durumlardan. Bakıldığında birinci farenciler görüyorsunuz derin. Bu kişi gerçekten iyi sır saklayabilen, belki de duygularını paylaşmayan, kolaylıkla paylaşmayan bir yapıda olabilir. Özellikle şu kalp çizgisiyle beraber her şeyi kendine saklayan, bütün bilgileri kolaylıkla da her şeyi, kendisiyle ilgili şeyleri kimseye söylemeyen bir yapıda olabilir. Öyle bir durum olabilir. Tabii ki yine iyi, güvenilir anlamda da okunabilir. Birinci eklemlerdeki çizgilerin çift oluşu. Burada zaten herkes de vardır. Genelde burada tektir. Eğer çiftse tabii ki buna göre yargılamayın kimseyi. Güvenilir veya da güvenilir olmaz diye. Sadece varyasyonlardan biri bu. Bakılan noktalardan biri. Sol ele baktığımızda burada yav işaretimiz de yine çok güzel, çok harika. Evlilik hayatı için. Buradaki evlilik çizgimiz de iyi. Yine burada çift aile zinciri var. Sağ eldeki gibi, sol elde de böyle. Ve bilek çizgilerimiz yine çokça görüyorsunuz. Şans üçgeni burada da var. Şans para üçgeni. Yine bu da sağ elde yok ama sol elde var. Sağ elde biraz daha dağınık buradaki çizgiler. Belki gerçek gözle bakıldığında şöyle küçük işaretler olabilir. Yine bu da para konusunda. Yani parayla ilgili güzel işaretler var elinde. Yani ben kolaylıkla yani çok büyük sıkıntı çekeceğini düşünmüyorum. Mülk sahibi olma, herhangi bir hedef, bunları gerçekleştirecek potansiyeller var. Kendi işini de başlatabilir böyle kişiler. Özellikle kader çizgisi böyle rahu bölgesinden başlıyorsa, birçok kaynakta da bu böyledir, bu fikir böyledir. Rahu bölgesinden başlıyorsa kader çizgisi, bu mesafeyle beraber, güçlü Jüpiter'le beraber kendi işini kolaylıkla yönetebilir, başlatabilir böyle kişiler. En uygun da onlar için odur zaten. Evet, videomuzun sonuna geldik. Eğer siz de böyle bir analiz istiyorsanız videomuzun açıklama kısmından bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca kanalı takip etmeyi, videoyu da beğenmeyi unutmayın lütfen. Görüşmek üzere, teşekkürler.